Line TV Haber Merkezi'nden mutlu akşamlar sayın seyirciler. Ana haber bülteniyle karşınızdayız. Bursa'da Orhaneli ilçesine bağlı Başköy halkının mermer ocaklarına karşı verdikleri çevre mücadelesini hatırlarsınız. Haberlere sıkça taşıdığımız konu suların kirliliğini yetkili makamlarca kabulünün ardından bir derecede çözüme kavuştu. Köyün kir akan suları temizlendi ama köylüleri şimdi bir başka sorunu bekliyor. Geçtiğimiz aylarda mermer ocaklarının sularını kirlettiği gerekçesiyle eylem yapan Bursa Başköy sakinleri konuyu yargıya taşımıştı. Şimdiki mücadele ise yine mermer ocakları ile ilgili. Ancak konu bu sefer çok farklı. Bölgede bulunan bir mermer ocağı şirketi, ocağa elektrik temin etmek için 3 köylünün tapulu arazilerine elektrik direği dikti. Bunun üzerine mermer ocağı yetkilileriyle görüşen vatandaşlar, tarlalarındaki elektrik direkleri sebebiyle tarım yapamadıklarını söyleyerek direklerin kaldırılmasını istedi. Ancak şirket direkleri kaldırmadığı gibi çevresine beton dökerek güçlendirdi. Direkleri o halde gören köy sakinleri demir kesme makineleriyle elektrik direklerini kesmeye başladı. Elektriksiz kalan mermer ocağı yetkilileri ise mala zarar vermek suçundan köylülere dava açtı. Köy sakinleri ise sitemli. TEDAŞ'a müracaat ettik ve onları da mermer ocaklarını bilgilendirdik. Onlara yer gösterildi, dikilmedi. Biz de başka yerlerde gösterdiler. Ama yine sonuç alamadık. Biz de bunları en sonunda aramızda kullanamamaktan direkleri kesmek mecburiyetinde kaldık. Dava sonucuysa köylülere ikinci bir şok yaşattı. İki direk kestiğimiz için de bunlar şirket sahibi bizi mahkemeye verdi. Mahkeme bize ceza olarak 2500 lira falan yaklaşık ceza kesti. Neden biz ödeyelim? Bizim yerimize direk dikilmiş. Biz bu direkleri kaldırılması için müracaat etmişiz. Onlar da mahkeme veriyorlar ve mahkeme de bize ceza kesiyor. Ne biçim adalet bu? Sayın seyirciler, dünyada üretilen gıdanın 1/3'ü daha sofralarımıza ulaşmadan çöpe gidiyor. Türkiye'de ise en çok israf edilen gıda ekmek. Her yıl çöpe attığımız 2 milyarı aşkın ekmek aynı zamanda trilyonlarca liralık maddi zarara da neden oluyor. İşte hem israfı önlemek hem de güvenilir gıda tüketmek için Bursa'da sanayi, üniversite, valilik ve birçok kamu kurumu işbirliği yaptı. Yani insanoğlu maalesef ürettiği gıdanın 1/3'ünü daha sofralarımıza ulaşmadan çöpe yollamak zorunda kalıyor. Ve her yıl israf ettiğimiz gıdanın 1.3 milyar tona ulaşan gıda, ekonomik değeri ise 1 trilyon dolar. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de israf artarken güvenilir gıdaya ulaşım da zorlaşıyor. Her yıl çöpe attığımız 2 milyardan fazla ekmekle ülke ekonomisi de 1,5 milyar lira zarar görüyor. Bu israf ekonomik değer olarak baktığımızda yatırımlara döndürdüğümüzde 80 hastaneye, onlarca köprü ve 500'ün üzerinde okul inşaatına tekabül etmekte. Bursa'da güvenilir gıda tüketimi ve israfın önlenmesi için sanayi, valilik, üniversite, İl Milli Eğitim ve İl Sağlık Müdürlükleri harekete geçti. Toplumda farkındalık oluşturmak için öğrencilere eğitim verilecek projenin imzaları atıldı. Bursa'mızda 100 okulda yaklaşık 12 bin öğrencimiz için ilgili kamu kuruluşlarımızla birlikte güvenilir gıda tüketelim, israfı önleyelim temalı bir eğitim programı hazırladık. Proje kapsamında eğitimlerden yararlanacak olan 5. ve 6. sınıf öğrencilerimiz güvenilir gıda konusunda bilgi sahibi olacak ve israfın önlenmesi konusunda toplumsal farkındalığın artmasına katkıda bulunacaklar. İsraf ettiğimiz her gıda, her ekmek parçası şu anda dünya üzerinde yaşayan birisinin hakkını israf ediyoruz. Sadece bu değil, belki gelecek nesillerin hakkını da gasp ediyoruz. Toplumu bilinçlendirmezsek, özellikle çocuklarımızı güvenilir gıda ve israfın önlenmesi noktasında yeterince bilinçlendirmezsek, o bakanlıkta veya mevzuatta aldığımız tedbirler de çok fazla bir işe yaramayacaktır. Nihayetinde tüketici olan insandır.
Güvenilir gıda tüketiminin konuşulduğu toplantıda Bursa'da ortaya çıkan at eti skandalı da gündeme geldi. Bizim her gün il müdürlüğümüzde 15 tane araç sadece merkezde gıda denetimleri için çıkıyor. Bu tür şeyler çok nadir olabiliyor ancak olduğu zaman da en ağır şekilde kızarlandırılıyor. En iyi denetçi tüketicinin kendisidir. Bunlarda ihbarlar çok önemli. Milletvekili adaylarını belirlemek için Bursa'da da ön seçim kararı alan CHP'de mevcut vekiller bir bir yeni dönemde olmayacaklarını açıkladı. Turhan Tayan, Aykan Erdemir ve Kemal İkinci'nin ardından Sena Kaleli de milletvekili yarışına girmeyeceğini duyurdu. Milletvekilliği için partilerde aday adaylığı süreci tüm hızıyla sürerken CHP'den sürpriz isimler çekilme kararı aldı. Bursa milletvekillerinden Turhan Tayan, Kemal Ekinci ve Aykan Erdemir aday adaylığı için de başvuru yapmadı. Yeniden başlamak için mutfağa dönmek zamanıdır. Siyasete çocuklar için girdim. Yalnızca kendi çocuklarım için değil, hepimizin çocukları için. Onlara daha iyi bir yaşam, daha özgür bir ülke ve kardeşçe yaşayacakları yeşil bir dünya bırakmak için. Ve bugün de milletvekilliğime çocuklarımın isteği üzerine bir virgül koyuyor, ara veriyorum. 2015 seçimlerinde milletvekili aday adayı olmayacağımı açıklıyorum. CHP'li vekil Sena Kaleli ise ön seçim için aday adaylığını duyurmuştu. Ancak kararından vazgeçti. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalar dikkat çekti. Mevcut MYK kararına rağmen parti meclisinden ön seçim kararı çıktı. Zaten aday olmayacak, başka ilden olacak iddialarının yanı sıra kontenjan spekülasyonları rahatsız edici boyuta ulaştı. Aday adayı oldum. Gelinen süreçte tecrübeli arkadaşlarımızsa aday adayı olmadı. Başvuranlar arasında kadınların ve gençlerin az olması düşündürücüdür. Baştan beri kadınlar ve gençler diyen biri olarak kadınlar ve gençlerle değişim için partim adına sorumluluk duygum gereği aday adaylığımı geri çekiyor, hakkımı helal ediyorum. Bu aşamadan sonra speküle edilen olası tüm gelişmelere karşı kendimi bağlayıcı olmak üzere aday adaylığından çekilme kararı aldım. Üzerimden yapılan tüm yorumlara partimi önceleyerek kendimi kapatıyorum. Bursa'dan seçilen 5 CHP'li vekilden 4'ü aday olamayacağını duyurdu. Diğer isim İlhan Demiröz ise ön seçim için aday adaylığını sürdürüyor. 7 Haziran öncesi siyasi partilerde hareketlilik sürerken Büyük Birlik Partisi Bursa İl Başkanlığı'nda da 5 isim aday adaylığı için başvuruda bulundu. Büyük Birlik Partisi Bursa İl Başkanlığı'nda milletvekili genel seçimleri öncesi aday adaylık başvuru trafiği yaşandı. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın başkanı dahil olmak üzere 700 civarında yüksek bürokratın neredeyse tamamının AKP hükümeti iktidarı bünyesinde milletvekili aday adayı olmalarıdır. Büyük Birlik Partisi'ni bu anlamda tercih etmemin en önemli sebebi bu sivil vesayete karşı hür ve güçlü bir ses olmasıdır. Ve bu duruşun bir parçası olmayı da kendi konumum itibariyle gerekli gördüm. Devletimizi ayağa kaldırmak ve refaha kavuşturmak için Büyük Birlik Partisi'nin milletvekili olarak milletime ve devletime hizmet etmek istiyorum. Ülkemizin düştüğü bu sıkıntılı dönemde Türkiye bölünme otobanında son sürat olarak ilerlemektedir. Köprüden önceki son çıkış 7 Haziran seçimleridir. Ve çıkış yolu da Büyük Birlik Partisi'nden geçmektedir. Vatanıma, milletime faydalı olmaya, Türkiye Cumhuriyeti'nin bölünmez bütünlüğüne ve bayrağımızın inmemesine ve milli değerlerimize sahip çıkacağımıza ve Büyük Birlik Partisi'nde milletvekili adayı olarak görev yapmaya talibim. Şu anki kaptanın rotasını iç düşmanlar ve dış düşmanlar belirlemekteler. Fakat rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu başkanımız ve ona gönül veren, o davaya yaşamını adamış, tüm fedakarlıklarla bu kadrolar içinde bulunan herkesin ben vatanımın ve milletimin rotasını ben tayin ederim düşüncesiyle muhsini bir duruş sergilemek adına Büyük Birlik kadrosundayım. Milletvekili aday adayları dosyalarını İl Başkanı Mehmet Gebeş'e teslim etti.
Bursa Müsiyat Şubesi eski başkanı Hasan Çepni de siyasete soyunuyor. AK Parti'den aday adaylığını açıklayan Çepni'nin öncelikli hedefi Bursa'nın hava ulaşımına bir an önce kavuşması. Allah kısmet ederse böyle bir görev geldi. Bizim ilk işimiz, ilklerden bir tanesi Bursa'nın hava ulaşımını çözmek. Müsiyat'ın 5 yıl üst üste en başarılı şube başkanı seçilen Hasan Çepni siyasete soyunuyor. AK Parti'den adaylığını açıkladı. Bursa'nın özellikle ulaşım ve ekonomi dallarında çalışmalarına imzasını atan Çepni, ulaşım yatırımlarına öncelik verme hedefinde. Herkes söylüyor, diyor ki Bursa diyor bu yolla İstanbul'a yakınlaşacak, havalimanına yakınlaşacak. Ben tam tersini söylüyorum. O yol İstanbul'a yarayacak, o büyük yolun bir kısmı bize gelecek. Bizim havalimanımız yine önemli bir havalimanı olacak. Bunun için çaba sarf edeceğiz. Hızlı trenin ulaşımı projenin tamamlanması için çaba sarf edeceğiz. Yeniden lojistik sektörünün de önemli merkezlerinden biri olması için, Bursa'mız için özel çabalarımız var. Bunların takipçisi olacağız. Lojistik köy projelerimizin hayata geçmesi, yeni liman projelerimiz, hep bunların aslında Bursa ayağının takipçisi olmak istiyoruz. AK Parti'den aday adaylığını açıklayan bir diğer isim de Osman Gazi eski ilçe başkanı Refik Özen. Bursa'da yaklaşık 60 yıldır yaşayan bir ailenin evladı olarak sorunları yakinen biliyorum. Dolayısıyla bu çerçevede de faydalı olacağımız kanaatindeyim. İnşallah böyle bir görev nasip olursa bizler de elimizden gelen tüm gayreti Bursa'mız adına, Bursa halkımız adına, Türkiye adına, bu millet adına sunmaya çalışacağız. Saadet Partisi'nin Bursa İl Teşkilatı'nda da bugün aday adaylarını tanıtma trafiği vardı. Artık bu hükümetten umudun kesildiği ve tek kurtuluş yolunun milli görüşün tek temsilcisi olan Saadet Partisi olduğunun açık bir şekilde ifade edildiğini gördük. İl Teşkilatı'mıza ulaşan 256 adet isim olmuştur. Bu isimler ile ilgili 20 Şubat'ta 524 teşkilat mensubunun katılımı ile yaptığımız genişletilmiş il liman toplantısında ön temayül yoklaması yaptık. Bu temayül yoklamasında 105 isim ön plana çıkmıştır. Teşkilatımız bize milletvekili adaylığı görevini verdi. Biz de bu görevi seve seve baş üstüne dedi, kabul ettik. İnşallah Allah yar ve yardımcımız olsun. 1996-97 yıllarında milletimize güzel bir bahar yaşatan milli görüş bugün Saadet Partisi ile yoluna devam etmekte ve milletimizin umudu haline gelmiştir. Ülkemizdeki idareciler iyi niyetli olsalar dahi bu batı düşüncesiyle ve batılılarla işbirliği yapmalarından dolayı hem kendilerine hem de ülkemize zarar vermişlerdir. 15 yıl içerisinde, iktidarın da 14 yıldır iktidarda olduğu bir süre içerisinde veteriner hekim olarak sahada köylünün, üreticinin, çiftçinin adım adım tükendiğini, bittiğini, aşama aşama yok olduğunu maalesef gün be gün yaşayarak, görerek bugünlere kadar geldik. Halkımızın gerçekten büyük sıkıntılar içinde kıvrandığını görüyoruz. İçinde yaşamış olduğumuz faizci kapitalist düzen insandan getirmek için tekrar bu mücadelenin içindeyiz. Sayın seyirciler, sırada Bursa'dan bir uyuşturucu bağımlısının görüntüleri var. Ancak bu sefer izleyecekleriniz uyuşturucunun etkisiyle kendinden geçmiş bir kişi değil. Bağımlılık yüzünden hayatı altüst olmuş ve bundan pişmanlık duyan bir gencin mesajlarını dinleyeceksiniz. 10 yaşında arkadaş çevresinde tanıdım işte. Ondan sonra bir gün, iki gün, üç gün derken baktım bağımlısı oldum. O zehrin pençesine daha 10 yaşında düştü. Bursa'da yaşayan gencin okul hayatı 13-14 yaşlarında sona erdi. Çalışmaya başladı ama bir kere bağımlı olmuştu. Sentetik uyuşturucu olduğu için beni çalıştırmamaya başladı. Çalışmadım bir iki ay, ondan sonra evdeki annemin altındanı sattım. Çok pişmanlık duydum. Ondan sonra tekrar annemin altındanı yine aldım, sattım. Bu yüzden ailesinin yanına da gidecek hali kalmayan genç geceleri metruk binalarda geçiriyor. Uyuşturucuya başlamasından büyük pişmanlık duyduğunu belirtirken herkese de mesaj gönderiyor. Çok açıldım bu konuda, uyuşturucu konusunda ve çok zararını gördüm. İnsan insanlığını yitiriyor. Gece uyumuyor, 10 gün uyku uyumuyor, 5 gün yemek yemiyor. İnsan insanlıktan çıkıyor yani.
Şimdi görüyorum çocuklar 10 yaşında, 12 yaşında hep bunun peşine düşüyorlar. 15-16 yaşına geldiklerinde insanlar bitecek yani. Sonuç ne olacak? Sonuç çok kötü olacak. Yani gençlik gelle bir oluyor. Ben isterim ki kimse içmesin, kimse bulaşmasın. Ben çok zararını gördüm. Evime gidemiyorum, kendimden utanıyorum, arkadaşlarımdan utanıyorum. Bir insanla konuşamıyorum. Çok zor durumdayım. Ve tabii ailelere de. Ailelere ne tavsiye edeceksin? Aileler sahip çıksınlar, takip etsinler. Hani insan anlar kendi evladının içip içmediğini. Bir anne gerçekten eğer evladını seviyorsa ne yapmadığını zaten gözlerine bakarak bir anne her şeyin ne olduğunu meydana çıkartır. Ben isterim takip etsinler, başıboş göstermesinler. Arkadaşlarının ne halde olduklarını, arkadaşlarının kim olduklarını göstersinler. Temiz insanlarla, örnek insanlarla dolaşmalarını isterim yani. Anladınız mı beni? Yıldırım Kaymakamı Mehmet Aydın işte bu soruyla ve ekibiyle beraber Yıldırım'da yepyeni bir sosyal sorumluluk projesi başlattı. Her yaş grubunun eğitimi farklıdır. 0-3 yaş grubuna ayrı bir eğitim vereceğiz. 3-6 yaş grubu ebeveynlere ayrı bir eğitim vereceğiz. Diğer yaş gruplarına da kendi yaş grubuna grubuyla mütasip gelen eğitimler vermeye çalışacağız. İkinci bir yönü sağlık vardır. Bütün bu Roman vatandaşlarımızın sağlık taramasından geçireceğiz. Hepsinin temel sağlık bilgilerini bir taramadan geçireceğiz. Bir etüt yapacağız ve hem değerlendirme hem yönlendirme yapacağız. Anladınız mı beni projesiyle asıl hedef kitlesi Yıldırım'da nüfusları fazlaca olan Roman vatandaşlar. Okuma yazma oranının %30'larda seyrettiği Bursa'nın en kalabalık ilçesi Yıldırım için ilçe kaymakamı Mehmet Aydın eğitime öncelik verdi. Üçüncüsü bu 44 tane kurs açacağız. Bu kurslar bir kısmı müzik ve istidadı geliştirme ile ilgili. Çeşitli enstrüman çalma ve o yetenekler, onlar da bir yetenek var ama onları daha profesyonel hale getirmek için. İkinci sportif kurslarımız vardır. Mevcut belli potansiyel olan kişileri spora kazandırmak, sağlıklı bir yaşamı yapmak. Üçüncü bir kurs vardır. Meslek edindirme ile ilgili. Bazı elektrikli hatta diyelim ki bazı konularda beceri kazandırarak bir mesleğe yönelmekle ilgili kurslarımız olacak. Sayın seyirciler, IŞİD'in Musul'dan çıkarılması amacıyla ABD, Irak ve Kürt yönetimi tarafından baharda başlatılması beklenen ortak operasyon öncesinde bölgeye en yakın nokta olan Diyarbakır'a takviye savaş uçakları gelmeye başladı. Musul'u kurtarma operasyonu öncesinde Diyarbakır'da savaş uçakları hareketliliği yaşanıyor. Bugün itibariyle Diyarbakır'daki 8. Anajet üssüne 25 adet takviye uçak gönderildi. Savaş uçaklarıyla operasyonun öncesi ve sonrasında bölgede keşif ve kontrol sağlanacak. Ayrıca Türk topraklarına yönelik olabilecek tehditlere karşı savaş uçaklarının her an hazır bekletildiği ve doğabilecek sıkıntılara karşı vur emriyle havalanacağı bildirildi. Önde iki tane var orada. Ve tabii Türkiye'nin Musul'da IŞİD'e karşı yapılacak ortak operasyona katılacağı iddiası soru işaretlerine neden oldu. Başbakan Davutoğlu şu an böyle bir durumun söz konusu olmadığını ama talep gelirse değerlendireceklerini söyledi. Portekiz'de bulunan Başbakan Ahmet Davutoğlu'na Türk askerinin Musul'daki IŞİD operasyonuna katılıp katılmayacağı soruldu. Davutoğlu cevabın ucunu açık bıraktı. Şu ana kadar olduğu gibi Irak hükümeti ve Kürt bölgesel yönetimiyle ve ayrıca Musul valisinin öncülüğünde yürütülen çalışmalara destek verdik. Ancak bundan sonraki aşamada ortada şu anda hemen beyan edilmiş bir operasyon ya da yapılacak şu ana kadar sürdürülen çalışmalar dışında bir çalışma gündeme gelmiş değil. Gelmesi halinde Türkiye'nin yapacak katkılar konusunda tabii ki ele alırız. Başbakan Davutoğlu, Irak'a gönderilen iki askeri uçakla ilgili de bilgi verdi. Ankara'dan Bağdat'a giden askeri uçaklarımız Sayın Abadi'nin Türkiye ziyareti esnasında savunma bakanlarımız arasında gerçekleştirilen toplantıda beyan edilen ihtiyaçlar vesilesiyle Bağdat'a gönderilen malzemelerden oluşmaktadır. Hatırlayacaksınız benim Irak ziyaretim esnasında da hem Bağdat'ta görüşmeler yapmıştık hem de Erbil ziyaretimden sonra Erbil'de ve civarında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin peşmerge güçlerine verdiği eğitim alanlarını da ziyaret etmiştik. Dolayısıyla Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi ile de bu anlamda güvenlik işbirliğimiz var. MHP Grup Başkan Vekili Oktay Vural, MHP'nin kapatılmak istendiği iddialarına sert tepki gösterdi.
Vural, kapatmak değil, bu konuyu dile getirecek kişi daha dünyaya gelmedi. Türkiye'yi başlarına yıkarız dedi. Vallahi Milliyetçi Hareket Partisi'ni kapatmaya, bunu dile getirmeye şey olacak daha insan anasından doğmadı. Milliyetçi Hareket Partisi olarak biz darbeci zihniyetle PKK'yı meşru, MHP'yi de kapatma gayreti içerisinde geçen, PKK'yı siyasallaştırıp MHP'yi kapatmak isteyenler aslında bölücülerle birlikte dans ettiğini, milliyetçiliğe düşman, MHP'ye düşman, PKK'ya da dost olduklarını ortaya koyan bir zihniyeti ortaya koyuyorlar. Haramzadelerle, bölücülerle mücadele etmeye devam edeceğiz. Vural, HDP'li Altantan'ın Öcalan'ın Nevruz'a katılarak halka hitap etmesi talebinin sorulmasına ise çok daha sert cevap verdi. Terörist başını geçen sene, 2013 yılında geçen sene şeyde konuşturanlar, mesajını okutturanlar, canlı olarak da onun mesajını vermek için bir çalışma yaptığı gayet açık ve net. PKK sarayda kardeşim, git saraydaki zata sor. Başbakanlıkta git ona sor. CHP Parti Sözcüsü Haluk Koç ise çözüm süreci bir illüzyona dönüştü dedi. Koç'un gündeminde dolardaki gelişmeler de vardı. Daha açıklanan metnin mürekkebi kurumadan bir de bakıyorsunuz siyaset arenası birbirine girmiş. Gelecekle ilgili her türlü siyasi ittifak da dahil şu anda kurulmuş gözüküyor. İç güvenlik yasası siz ne kadar bu toplumsal barışı etkiler, kişi hak ve hürriyetlerine aykırıdır da deseniz inadım inat dün geceye kadar direndiler. CHP şimdi, sözcüsü Haluk Koç çözüm sürecinde gelinen aşamayı bu sözlerle değerlendirdi. Mesajların şifreli olduğunu söyleyerek tepki gösterdi. Yaptıkları tam bir kayıkçı kavgası. Seçmen bizi sahnede birbirimize laf sokuştururken görsün. Ama biz kendi amaçlarımıza göre bu süreçleri kullanalım. Karşılıklı olarak kafalarımızdaki nihai hedeflerimize doğru yürümeyi sürdürelim düşüncesindeler. Beyefendi için çözüm süreci değil, seçim süreci önemli. Kafasında bu var. Diğer tarafın kafasında PKK'nın elindeki silahla geniş bir coğrafyada kendi statüsünü ve idealini gerçekleştirebileceği bir süreci siyaseten olgunlaştırmak var. Koç dolardaki hareketliliğe de değinerek hükümete yüklendi. Şimdi bakıyorsunuz son iki ayda dolar kurundaki 21 kuruşluk artış ülkenin omzuna ne yükledi? Ülkenin omzuna yüklediği Türk lirası cinsinden para 90 milyar TL. Eski parayla 90 katrilyon lira. Reel sektörün omzuna ne getirdi? 38 milyar TL. Yani 38 eski parayla katrilyon lira. Peki bu yük nereden çıkacak? Bu yük dönecek, dolaşacak, işsizlik olarak topluma geri gelecek ya da zam olarak çeşitli malların hizmet üretiminde milletin sırtına binecek. Doları olan kazandı. Kimde var dolar? Herhalde istifleyenlerde var. Faiz lobisinin başı bugün sarayda oturan kişidir. Haluk Koç'un bir de seçim süreciyle ilgili açıklaması oldu. CHP'nin milletvekili aday adayı bulamadığı iller olduğu söylentilerine elinde adayların isimlerinin bulunduğu listeyle sert çıktı. Efendim CHP şu kadar ilde aday bulamadı, şudur budur. Nereden uyduruyorsun bunları? Ya yazıktır, ayıptır, günahtır. Hala bıkmadınız mı siz? Kendi kafanıza göre senaryo üretip CHP ile uğraşmaktan. Bunlar seçim öncesinde hani Cumhuriyet Halk Partisi'ni daha mağlul göstermek amaçlı tezgahlar. Gelelim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a. AK Parti'den milletvekili aday adayı olmak üzere MİT müsteşarlığı görevinden istifa eden Hakan Fidan'a hala kırgın olduğunu belirtti. Suudi Arabistan'ın yeni kralıyla yaptığı görüşmenin detaylarını da paylaştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. İlk merak edilen yeni kralla ilişkilerdi. Umutlu olduğunu söyledi. İkili ilişkilerimizin çok daha iyi bir konuma geleceğine dair umutlarım artmıştır.
Özellikle de siyasi, askeri, güvenlik, terörle mücadele ve insani yardımlar noktasında olsun, müşterek çalışmalar içerisine girebileceğimizi karşılıklı olarak teyit ettik. Örneğin Suriye ile ilgili uçuşa yasak bölge noktasında, güvenli bölge noktasında ve eğit donat noktasında aynı şeyleri düşündüklerini ifade ettiler. Erdoğan, MİT müsteşarlığından istifa eden Hakan Fidan'la ilgili de konuştu. O konuya ilişkin kanaatimi daha önce de söyledim. Kanaatlerimizi ifade etmiş olmamıza rağmen istifa edip adaylık söz konusu olmuşsa elbette bir kırgınlık söz konusudur. MİT sıradan bir kurum değildir. Devletin en önemli kurumudur. Devletin Milli İstihbarat Teşkilatı zayıfsa o devletin ayakta kalması mümkün değildir. Şimdi biz onu böyle bir göreve getirdik. Getiren de benim. Madem öyle, ayrılırken de eğer müsaade edilmiyorsa orada kalması ve ayrılmaması gerekirdi. Dolayısıyla tabii ki kırgınım. Çözüm sürecindeki yeni aşama nedeniyle değiştirilmesi gündeme gelen iç güvenlik paketi hakkında ise eksiği var, fazlası yok yorumu yaptı. Manisa'nın Soma ilçesinde 301 kişinin öldüğü facianın ardından işten çıkartılan madenciler tazminatlarının hala ödenmediğini söyleyerek yürüyüş yaptı. Soma'da yaşanan maden faciasının ardından işten çıkarılan 3000'e yakın maden işçisinden yüzü verilen sözlere rağmen tazminatlarının ödenmediği iddiasıyla eylem başlattı. Yürüyüş bir süre sonra polis tarafından engellendi. Ben bunu yazılı belge olarak istiyorum abi. Hayır, bunu istiyoruz kimseden. Teröristlik yapmıyoruz, bir şey yapmıyoruz burada ya. Oturma eylemi başlatan işçiler tazminatlarının ödeneceğinin açıklanmasına kadar bekleyeceklerini dile getirdi. Paramız yatana kadar burada oturacağız. Biz anımızın terini istiyoruz. Biz başka dilenci değiliz ki her gün bu sokaklara düşelim. Biz anımızın terini istiyoruz. Bize verilen sözler, biz dilenci de değil, şey de kendileri için yasayı bir saatte değiştiriyorlar. Biz İlam İş Güvenlik Yasası'nın içinde olmak zorundayız. Biz zaten yasalar ne kadar can vermiş, ne kadar şey, acımız büyük. Şimdi çili çocuğu biz ya bugün çarşamba biz. Herkes pazar açacak. Biz elektrik su paramızı ödeyemeyiz ha. Enerji Bakanı'nın bize son cenazeyi çıkardığımız zaman verdiği sözün çıkmasını istiyorum. Merdiven de bizzat bana dedi ki ne? Oğlum siz dedi hiçbir zaman dedi işsiz de bırakmayacağız, mağdur da bırakmayacağız. Bizi şu anda mağdur bıraktılar. Yani biz işimizin daimini istiyoruz yani hükümetimizden. Geçtiğimiz günlerde bir işçinin asansör boşluğuna düşmesi sonucu hayatını kaybettiği rezidans inşaatında eylem vardı. Gerekçe ise işçilerin maaşlarını alamaması. Vince çıkan işçilerin eylemi kavgayla sonuçlandı. İstanbul Mecidiyeköy'deki rezidans inşaatında işçiler eylem yaptı. 3 aydır maaşını alamadığını söyleyen bir işçi vince çıktı. İnmemekte de uzun süre direndi. Yaklaşık bir saat süren çabaların sonunda işçi aşağıya inmeyi kabul etti. İfadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Bu sırada aynı nedenden şikayetçi olan mesai arkadaşlarıyla güvenlik görevlileri arasında kavga çıktı. Kavganın nedeni ise firmayı şikayet etmek için işçilerin basın mensuplarıyla konuşmak istemesiydi. Kavga diğer işçilerin araya girmesiyle sonlanırken bazıları iş bırakarak şantiyeden ayrıldı. Adana'da adliye binası inşaatında çalışan bir işçi, vincin 800 kilo ağırlığındaki beton bloğu indirdiği sırada bloğun altında kalarak feci şekilde hayatını kaybetti. Adana'nın Yüreğir ilçesinde adliye binası inşaatında feci bir kaza yaşandı. 25 yaşındaki Cuma iken sabah saatlerinde çalıştığı inşaata geldi. Eken daha sonra beton blokları yerleştirmek üzere en üst kata çıktı. Bu sırada vinçle 800 kilo ağırlığındaki beton bloklar indirilmeye başlandı. Telsizle verilen komutla indirilen beton blok inşaatın demirlerine takıldı. Cuma iken beton bloğu kurtarmaya çalışırken blok birden üzerine devrildi. Hastaneye götürüldüğü sırada yolda hayatını kaybetti. Sayın seyirciler, kadın cinayetinin adresi bu kez Antalya oldu. 40 yaşındaki bir adam, birlikte yaşadığı 20 yaşındaki sevgilisi Deniz Aktaş'ı çıkan tartışma sonrası başından ve kalbinden vurarak öldürdü.
Türkiye bugün bir kadını daha erkek şiddetine kurban verdi. İnternet kafe işletmecisi Lokman Barış Çelik, 2 yıldır birlikte yaşadığı Deniz Aktaş'la tartışmaya başladı. Kavga sürerken polis dışarıda öfkeli sevgiliyi ikna çabasındaydı. Genç kadının "beni kurtarın" çığlıkları arasında içeriden 3 el silah sesi duyuldu. Genç kadın öldü. Cinayetten yaklaşık 1,5 saat sonra evden çıkarak polise teslim olan Çelik, emniyete götürülerek gözaltına alındı. Öldürülen Deniz Aktaş'tan geriye ise bu görüntüler kaldı. Alırsak bana yarın sabah bunda kahvaltı hazırlayacak mı? Getirecek misin yata? Söz mü? Tamam, beni seviyor musun? Adana'da ise bir kişi evde pompalı tüfek temizlerken kazayla yengesini öldürdü. Adana'nın Seyhan ilçesinde iddiaya göre evde pompalı tüfeğini temizlemeye başlayan 26 yaşındaki şahsın eli birden tetiğe değdi ve o sırada karşısında oturan yengesi Emine Ünsal karnından yaralandı. Genç kadın hastanede hayatını kaybetti. Yengesinin ölümüne neden olan şahıs da polise teslim oldu. Kadına şiddet devam ederken bazı mahkeme kararları ise şaşırtmaya devam ediyor sayın seyirciler. Konya'da 31 yaşındaki Özlem Işık, boşandığı eşi tarafından 8 yerinden bıçaklanıp otomobille üzerinden geçilerek öldürülmüştü. Cezası belli oldu bugün. 25 Nisan 2014 günü Konya'da yol kenarında kanlar içinde bulunmuştu cansız bedeni. 7 ve 9 yaşında iki kızı olan ve bir temizlik şirketinde çalışan Özlem Işık'ı bu hale 9 ay önce boşandığı 10 yıllık eşi Kamil Çolak getirmişti. 8 yerinden bıçaklanan, ardından otomobille ezilerek hayatını kaybeden kadının davasında tutuklu yargılanan Kamil Çolak'la eski eşi arasında çocukları göstermeme yüzünden tartışma çıktığı öğrenildi. Adamın çocukları görmek istemesinde ısrar etmesi üzerine Özlem Işık'ın "çocuklarım senden değil" dediği ve cinayeti bunun üzerine işlediği kaydedildi. Cumhuriyet Savcısı sanık Kamil Çolak'ın Özlem Işık'ı canavarca hisle kasten öldürdüğü, ancak Işık'ın sanığa "çocuklar senden değil" demesi olayın haksız tahrik altında işlendiğine kanaat getirdi. Cezası 18 yıla indirildi. İstanbul Üsküdar'da ise sabah saatlerinde balık tutmaya giden vatandaşlar denizde cansız bir kadın cesediyle karşılaştı. Gördükleri manzara karşısında şoke oldular. Kadın cesedini fark eden vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler cesedi çıkartmak için deniz polisinden yardım istedi. Kıyıya çıkarılan ceset üzerinde inceleme yapıldı, ancak cesedin üzerinden kimlik çıkmadı. 25-30 yaşlarında olduğu tahmin edilen kadına ait ceset adli tıp kurumuna götürüldü. Nepal'in başkenti Katmandu'dan yürekleri ağızlara getiren bir haber geldi. Türk Hava Yolları'nın İstanbul'dan kalkan uçağı Katmandu'da iniş sırasında pistten çıktı. Panik anları kameralara da yansıdı. Görüntüler Nepal'in başkenti Katmandu'dan. Türk Hava Yolları'na ait uçak 224 yolcu ve 11 mürettebatla 20-25'te İstanbul'dan havalandı. Katmandu'da 2 gün süren şiddetli yağmur nedeniyle kayganlaşan pistten çıkarak çime saplandı. Kazada hafif şekilde yaralanan bir yolcu hastaneye sevk edildi. Diğer yolcularsa tahliye edilip terminale alındı. Uçağın özellikle ön kısmında ciddi hasar meydana geldi. Kazanın ardından havalimanı sabah saatlerinde uçuşa kapatıldı. Denizli'de bir tekstil fabrikasından önce patlama sesleri, ardından da alevler yükseldi. Neredeyse fabrikanın büyük bir kısmı alevlere teslim oldu. Maddi zarar büyük. Denizli'de bir tekstil fabrikasında yangın çıktı. Yangının fabrikanın yakınında bulunan doğalgaz dolum tesisine sıçrama ihtimali büyük paniğe neden oldu. Bozburun mevkisinde ev tekstili imalatı yapan bir işletmede
Saat 11 civarında bir yangın ihbar aldı ekiplerimiz. Olay yerine geldiklerinde işletmenin yan tarafında da elenci doğalgaz dolum tesisi de bulunmaktaydı. İlk etapta ekiplerimiz doğalgaz dolum tesisindeki vanaları kapatmak suretiyle de olay noktasındaki yangını da tüm ekiplerle şu anda müdahalemiz devam etmekte. Alevlerin hızla sardığı fabrikada büyük maddi zarar meydana geldi. Ekiplerin 10 araç ve 50'den fazla itfaiyeciyle müdahale ettiği yangın, yaklaşık 3 saat süren çalışmanın ardından güçlükle kontrol altına alındı. Oradan çıkar, üstüne vur, oradan attı bana. Yangının çıkış nedeni ise henüz belli değil. Konya'da simit satmak için 3 tekerlekli simit arabasıyla yola çıkan kişi otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Konya'da geçimini simit satarak sağlayan 51 yaşındaki Muhittin Yılmaz'ın ekmek parası kazanmak için çıktığı son yolculuğu oldu bu. 3 tekerlekli simit arabasıyla sabahın erken saatlerinde yola çıkarak adliye binası önüne giden Yılmaz, plakası ve sürücüsü henüz belirlenemeyen bir kişinin kazasına kurban gitti. Ağır yaralanan Yılmaz, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamazken, polis kaçan araca ait olduğu belirlenen parçaları topladı, araç sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı. Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'nde düzenlenen deprem, yangın, kurtarma ve tahliye tatbikatında çatıdan bir yaralıyı kurtaran AKUT personeli ağacın dallarına takılınca zor anlar yaşadı. Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'nde yapılan tatbikat adeta gerçek oldu. Ekiplerin kurtarma çalışmaları devam ederken hastanenin çatısında mahsur kalan bir kişi plana göre halatla aşağıya indirilecekti. Çatıda sedye tutan Kuşadası AKUT görevlisi Sibel Tamer yaralıyla birlikte aşağı inmeye başladı. Ancak akasya ağacının dikenli tellerine takıldı. Yaptığı uyarıyı çatıdaki ekiplere duyuramayınca arkadaşları halatı salmayı sürdürdü. Ayağına dikenler batmasına rağmen yaralıyı bırakmayan AKUT görevlisi daha sonra diğer görevliler tarafından kurtarıldı. Tatbikat daha sonra devam etti. Senaryo gereği hastanede mahsur kalan 20 kişi ekiplerce çeşitli yöntemlerle kurtarıldı. Sayın seyirciler, İstanbul Sultan Gazi'de öyle bir soygun olayı yaşandı ki akşam 9'da başlayıp sabah 6'da son buldu. Bir kadın 15 kişilik hırsızlık şebekesi tam 9 saat boyunca tekstil atölyesini soyup soğana çevirdi. Beyaz bir minibüsle tekstil atölyesinin kapısına yanaştılar. Levye ile kepenkleri yukarı kaldırdıktan sonra içlerinden biri iş yerine girdi. Malzemeleri arkadaşına uzattı. Minibüsü tıka basa dolduran şüpheliler kısa sürede olay yerinden uzaklaştı. Tüm bu malzemeler onlara yetmedi. Aynı minibüs içindeki çalınmış mallar boşaltılmış halde geldi. Tekrar dolduruldu ve gitti. Aradan kısa bir süre geçtikten sonra 5 şahıs benzer şekilde tekstil ürünlerini minibüse doldurmaya başladı. Dolan minibüs yükünü boşaltmak üzere olay yerinden ayrıldı. Ve bu olay aynı şekilde tam 7 farklı minibüsle 9 saat boyunca sabahın ilk ışıklarına kadar devam etti. Tüm bu olan bitene iş ortaklarının birinden tepki geldi. O kızgınlığını bu sözlerle dile getirdi. Hırsızlara akşam 9 sabah 6 arası çalıştığı için devletten bunları sigorta yapmasını rica ediyorum. Soğuk havada bir sürü ikse katılıyorlar. Bunların üşütürler, hasta olurlar düşüncesiyle devletten özellikle bunlar için sigorta rica ediyorum. Polis şimdi 300 bin lira değerindeki ürünlerle kayıplara karışan biri kadın 15 şüpheliyi arıyor. Atanamayanlar denilince akla genelde öğretmenler geliyor. Ancak bir başka fakülteden de mezun olup atama bekleyen sayısı çığ gibi büyüyor. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden. Öyle ki atama bekleyen İİBF'li sayısı 400 bine ulaştı. Atanamayanlar diplomalarını 5 kuruştan satışa çıkardı. Bizler genel idari hizmetler kadrolarına uygun olarak eğitim alıp fakültelerimizden mezun olduk. Ben nasıl mühendis olamıyorsam, bir mühendis de gelip benim ehil olduğum işi yapmamalıdır.
Sesini duyurmak için meclise gelenler bu kez İİBF mezunlarıydı. Üniversitelerini bitiren 400 bin kişi için atama istedi. Hükümet bizi görmezlikten gelmemeli artık. Çünkü görmezlikten gelinecek kadar az bir sayımız yok. 400 bin kişiden bahsediyorum. 400 bin kişi ve 400 bin kişinin aileleri mağdur olmaktadır. 400 bin İBF mezununda 2015 Nisan ayında 20 bin kadro verilmesini talep ediyoruz. Açıklamayı sesi titreyerek okudu. Girebilmek için gecesini gündüzüne kattığı, ailesinin emekleriyle bin bir zorlukla okuduğu üniversitesinin diplomasını satılığa çıkardı. Huzurunuzda diplomamı 5 kuruştan açık artırmayla açık artırmayı satışa çıkartmak istiyorum. Ne yazık ki hükümetin bize değer biçtiği fiyat budur, 5 kuruştur. CHP milletvekili Melda Onur, bir İİBF mezunu olarak destek için öğrencilerin yanındaydı. Hükümetten mezunlara kadro istedi. Sayın Cumhurbaşkanı ile biz aynı okuldan ve hatta aynı mezunlar derneğindeyiz belki. Çünkü ben mezunlar derneğinde de aktif olarak çalıştım. Hep söylenirdi. Ve bütün diğer vekil arkadaşlardan, bakanlardan İİBF'lerin çığlığını artık duymalarını istiyoruz. 7 asır önce ilk Osmanlı sikkelerinin basıldığı Maksim'deki darphane, Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilerek para müzesi oldu. Osmanlı'nın ilk darphanesi para müzesi oldu. Bursa'nın Maksim mahallesinde bulunan darphanede 7 asır önce Orhan Gazi döneminde Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk sikkeleri basılmıştı. Büyükşehir Belediyesi binayı ve çevresini restore etti, kültür merkezi olarak hizmete açtı. Tarih boyunca Türk devletlerine ait sikkeleri bugün müzelerimizde görebiliyoruz. Osmanlı tarihi boyunca yaklaşık 40 merkezde para basıldığını biliyoruz. Bursa'yı bu merkezlerden ayıran en önemli özellik ilk Osmanlı sikkelerinin basıldığı merkez olması. Bursa'nın darphaneleri ve Bursa'da darp edilen paralar konusunda bilgiler sunulacak. Yani mevcut binamız müze olarak, para müzesi olarak işe görecek. Hemen bahçedeki binamızda, yeni yapılan binamızda hizmet binası olarak kullanılmış olacak. Evet, özellikle artık bölgemize, Osman Gazi ilçemize, Maksim mahallemize sosyal, kültürel ve sanatsal aktivitelerin yapıldığı önemli bir merkez kazandırmış oluyor. Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitimi kursları Mustafa Kemal Paşa'da da açıldı. Artık Mustafa Kemal Paşalılar da BUSMEK'le el sanatlarından kişisel gelişim eğitimine kadar 28 branşta eğitim alacak. Bursa'nın Mustafa Kemal Paşa ilçesinde Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitimi kursları BUSMEK'in açılışı yapıldı. Bilişim teknolojileri, el sanatları, kişisel gelişim ve eğitim, yabancı dil, yiyecek içecek ve endüstriyel mutfak başta olmak üzere 28 branşta 1800 kursiyer eğitim alacak. Şimdi BUSMEK, Büyükşehir ve bütün şehir olduğumuz bugün de bizlerin yapamadıklarının daha güzelini bu ilçe halkıyla tanıştırmak üzere yollara çıktı. Ve Mustafa Kemal Paşa'nın en güzel binalardan birini sizin hizmetinize sundu. Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe ise BUSMEK'le amaçlanan hedeflerden bahsederek BUSMEK'in avantajlarını anlattı. Özellikle bu kursların amacına ulaşması, burada sektörlerin ihtiyacı olan Mustafa Kemal Paşa'nın, Bursa'nın ihtiyacı olan konularda insanımızın yetiştirilmesi, kalifiye eleman yetiştirilmesi, bunlarla birçok kurum kuruluşla birlikte işbirliği yapıyoruz. Yeni iş yeri açanlara, onlara hibe yardımlar veriliyor 30 bin liraya kadar. Yine iş yeri açan diğer karşılığında yine 70 bin liraya kadar krediler veriliyor. Ve bunlarla birlikte burada kurslardan geçen tüm arkadaşlarımız yeni iş yeri açsın, yeni istihdam alanları oluştursun, hem aile bütçesine katkı sağlasın hem de kendilerini geliştirsinler. Osman Gazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Batı Trakyalı Dostlar Grubu üyeleriyle bir araya geldi. Osman Gazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Batı Trakya Türklerinin toplum adına güzel bir şeyler yapma çabalarının önemli olduğunu söyledi. Kendi işimizi bir kenara bırakıp da toplum adına bir şey yapmak için bir araya gelmek takdire şayan bir durum. Dündar şehircilik bilincine de değindi. Osman Gazi nüfusu 813.266. Türkiye'nin dört bir yanından buraya gelen insanlar. Tabii ki burada olduğu gibi herkes kendi kültürü çerçevesinde
yaşamak istiyor ama diğer taraftan da biz belediye yönetenleri olarak bu şehrin unsurlarıyla bu şehre aidiyeti önemsiyoruz. Tabii bununla birlikte alt kültür gelmiş olduğumuz yerin sürdürülmesi önemlidir. Batı Trakyalı Dostlar Grubu Sözcüsü Hasan Ali Çavuş ise Mustafa Dündar'ın kendileri için rol model olduğunu belirterek yapılan yardımlara teşekkür etti. Günün öne çıkan gelişmelerinin sonuna geldik efendim. Mutlu bir akşam geçirmenizi diliyoruz. Hoşçakalın.